Selamlar sevgili dostlar. Bundan 1-2 hafta önce hatırlarsanız sizlere bir oyun göstermiştim. Bu oyunun ismi Storing Artists diye bir oyundu arkadaşlar ve bu oyunda resim çizerek ve çizdiğiniz resmi satarak Robux kazanıyordunuz hatırlarsanız. Bu oyunu sizlere göstermiştim. Nasıl Robux kazanacağınızı da göstermiştim. Aranızda bu oyundan Robux kazananlar varsa tebrik ediyorum, harikasınız. Ama eğer aranızda bu oyundan Robux kazanamayanlar varsa ve hiç resim satamayanlar varsa üzülmeyin, bugün farklı bir yönteme başvuracağız sizlerle beraber. Tıpkı Storing Artists, yani çizim oyunu gibi yeni bir oyun çıkmış ama bu sefer çizim yapmıyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz, gelin hep beraber görelim. Ben de açıkçası merak ettim. Bu seferki oyunumuzun adı Storing Builders arkadaşlar. Değişik bir şey değil mi? Bu sefer çizim yapmıyorsunuz, build yapıyorsunuz. Tıpkı gemi yapma oyununda gemi yaptığınız gibi burada da build yapıyorsunuz ve insanlar sizin build'inizi satın alıyor galiba. Ben de bilmiyorum bu arada. Vallahi bilmiyorum. Bana takipçilerim söyledi. Ben de buna videoda girmeye karar verdim. Değişik bir şekilde 300 like alırken bir de 175 dislike almış. Yani biraz dislike'ı fazla. Muhtemelen iyi bir oyun değil ama bakalım gerçekten Robux kazanabilecek miyiz? Burada önemli olan o arkadaşlar. Önemli olan bizim bu oyundan Robux kazanmamız. Eğer bu oyundan Robux kazanıyorsak sıkıntı yoktur arkadaşlar. Gelin isterseniz oyunu incelemeye başlayalım. İyi kötü yanlarını beraber görelim. Bakalım bu videoda Robux kazanabilecek miyiz? Evet, şu anda oyunu başlatıyorum. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Nasıl bir oyunmuş? Build sistemi nasıl? Zor mu? Kolay mı? Nasıl bloklar var? Blokları nasıl boyuyoruz? Hiçbir şey bilmiyorum. Gelin beraber öğrenelim bu tür şeyleri. Hem ayrıyeten benimle beraber sizler de öğrenirsiniz arkadaşlar. Eğer Robux kazanmak istiyorsanız bu oyundan da faydalanabilirsiniz. Bu tür zaten oyunların ismini zaten verdim. Oyunun adı Storing Builders. Evet. Burada öncelikle bir kural okuma metnimiz var arkadaşlar. Tabi burada diyor ki hop, evet arkada müziğimiz var. Woohoo! Evet, kapatalım şöyle müziği. Aynen. Burada diyor ki arkadaşlar, yaptığınız şeylere dikkat edin. Ban yiyebilirsiniz. Yani build yaparken troll şeyler yapmayın, anladınız siz arkadaşlar. Söylememe gerek yok herhalde. O tür şeyler çizmeyin, yapmayın. Yaparsanız ban yersiniz diyor. Yani evet, bence anlatmama gerek yok o kadardı, tamam mı? Bizim bir tane boş arsa bulmamız lazım, tıpkı bu şeydeki gibi. Ha, burayı alabilirim galiba, tamamdır. Evet, buradan önce diğer insanların ne yaptığına bakalım isterseniz arkadaşlar, değil mi? Önce diğer insanların ne yaptığına bakalım. Onlar nasıl build'lar yapmış, nasıl satıyor? Önce bunu inceleyelim, sonra biz bir şeyler yapıp satmayı deneriz, tamam mı? Aynen öyle. Mesela bu ne yapmış? Merdiven yapmış. Buraya sanırsam bir ev yapıyor kardeşimiz, bakalım. Buy tuşu var, satın al tuşu var burada. Satın al diyorum, bakalım satıyor mu bunu? Şu anda satmıyor. Bu arkadaş bu yapısını yeni yapmaya başladığı için şu anda satamıyor arkadaşlar. Buradan isterseniz kalp verebiliyorsunuz. O da güzelmiş. Ve evet, hiç kimse bir şey yapmıyor bu arada. Aynen öyle, buradaki arkadaş da hiçbir şey yapmamış. Hiç kimse hiçbir şey... Aha, bir dakika, ileride bir şey gördüm. Evet, sanırsam burada bir pixel art çalışması var ve galiba buraya Yoshi yapıyor birisi. Doğru tahmin etmişimdir umarım. Yoshi'yi bilmiyorsanız şu anda ekrana nasıl bir şey olduğunu koyarım muhtemelen. Şu an muhtemelen onu yapıyor. Benim de çok sevdiğim karakterlerden birisi. Aynen. Muhtemelen buraya Yoshi çiziyor şu anda. Muhtemelen. Ben de böyle bir şey yapacağım zaten bu videoda. Aynen öyle. Hiç kimse build yapmadım abi. Bir şey satın alamıyor muyum şu anda? Bakayım bir. Evet, bakın arkadaşlar, eğimli bloklar falan da varmış. Buraya birisi bir şey yapmış mesela. Satın almayı deniyorum şu anda. Buy dedim. Alamıyorum. Evet, satmamış. Hala herkes yapısını bitirmemiş. İleride bir şey gördüm. Bir dakika. Aha. Sanırsam şu anda satın alabileceğim birkaç şey gördüm. Mesela burası neresi? Lütfen Robux demiş. Evet, bir deneyelim arkadaşlar. Mesela evet, alabiliyorum. Evet, Muzo'ya mesela kocaman bir tavşan gibi bir şey çizmiş. Al diyorum şu anda, bakalım. Satmayı başarmış mı? Evet, satılık değil diyor. Aynen. Satamamış. Becerememiş arkadaşlar. Bunu almayı deneyeyim. Evet, becerememiş arkadaşlar. Yapamamış. Buna her kim satıyorsa şu anda satmayı becerememiş. Şuradakine bakalım. Şuradakini almayı deneyelim. Bakalım alabilecek miyim? Alabilir miyim? Alamıyorum. No, alınmıyor. Evet, buradaki arkadaş da konser standı gibi bir şey yapıyor sanırsam ama sonuç olarak kimse adam akıllı bir şey satmamış. Yani şu anda diyelim ki Robux'um var ve bir şey satın alamadım. Belki de buradaki insanlar yeteneksizdir veya yeni başlamıştır. O yüzden gelin başka bir server'a gelelim. Acaba oyun mu bozuk? Çünkü hiçbir şeyi satın alamadık arkadaşlar. Yani amacım burada Robux kazanmak değil, bir şey satın almaktı ve onu bile yapamadım. Acaba oyundaki insanlar mı yeteneksiz? Yoksa oyun mu bozuk? Bunu beraber göreceğiz. Şimdi bir server değiştirip geliyorum. Evet, şu anda başka bir oyuna girdim. Mesela buradaki insan... Abi, minyon mu var orada? Minyonsa alırım. Evet, minyon yapmış. Mesela ben bunu satın almak istiyorum. Bakın buraya. Minyon yapmış. 50 Robux'a satıyor. Almayı deneyeceğim. Alabiliyor muyum?
Evet, alabiliyorum. Çalışıyor. Az önceki girdiğimiz sunucudaki insanlar biraz affedersiniz beceriksizmiş arkadaşlar. Ama görmüş olduğunuz gibi burada 50 Robux'a minyon satılıyor. Almayacağım oğlum. 50 Robux pahalı. 50 Robux vermem ben. Ama güzel yapmış baksanıza. Buraya bir minyon yapmış arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Minyonlar. Tamam neyse. Güzel. Satın alabiliyoruz. Yaptığınız bu yılda satabiliyorsunuz arkadaşlar. Birisi de buraya poke topu yapıyor. Poke topu mu deniliyordu? Pokemon topu mu? Neyse ben de çok hakim değilim ama. Bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Buradan satın alım yapabiliyorsunuz. Mesela birisi de buraya piksel art çizimi yapmış. Bunu almayı deneyeceğim. Evet, bu da daha satlığa çıkarmamış. Yapısı daha bitmemiş. Açıkçası bu oyun çok da resim yapma oyunundan daha iyi diyemeyiz arkadaşlar ama bu oyunda da Robux kazanma imkanınız var. Şimdi mesela bir şeyler yapıp satmayı deneyeceğim. Ben şöyle kendime bir tane arsa satın aldım şu şekilde. Evet, şimdi buraya arsamın ismini yazacağım herhalde, tamamdır. Arsamın ismi ne olsun? Ne yapayım lan arsamın ismini? ASD ne koyacağımı bilmiyorum ki. Ha evet arkadaşlar, buradan tamam, buradan direkt deski seçin siz arkadaşlar. Diğerleri Robux'lu, anladınız mı? Tamamdır, finish diyelim. Aynen öyle. Şu anda yukarıda muhtemelen aynen. O ASD kısmı burada yazıyor. Mesela buraya lütfen please Robux yazalım mesela buraya. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda please Robux yazıyor arkadaşlar. Buradaki yazıyı ayarlıyorsunuz. Şimdi burada 3 tane arsa hakkınız var arkadaşlar. 3 tane bölüm var. Bu 3 arsaya istediğiniz yapıları yapabilirsiniz. Şimdi ben kendimce bir şeyler yapmayı deneyeceğim. Daha sonra ise videoya devam edeceğiz. Bakalım satabilecek miyim yoksa satamayacak mıyım? Hep beraber göreceğiz. Evet, şimdi build arayüzümüz bu şekilde arkadaşlar. Sağda görmüş olduğunuz gibi hangi bloğu seçeceğiniz var. Mesela buradan bir silindir blok seçebiliyorsunuz ve tıpkı gemi yapma oyunundaki R tuşu ile bunları bu şekilde şekilden şekilde sokabiliyorsunuz ve tıkladığınız zaman da bu şekilde arkadaşlar buraya bloğu koyuyorsunuz. Şimdi silelim. Burada çöp kutusuna bastığınız zaman siliyorsunuz. Blok yerleştirmek için de buradaki blok artı tuşuna basarak bloğu yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamamdır, güzel. Ben bir VIP server alayım çünkü takipçilerim maalesef bu videoyu çekerken bana rahat vermeyecek. VIP server ne kadar bilmiyorum ama sizler için alacağım. Evet, şu anda bu koskoca oyunda sadece ben varım arkadaşlar. Hiç kimse gelemiyor. Rahat bir şekilde siz de bedava VIP server alıp hiç kimse sizi rahatsız etmeden bu yıl yapabilirsiniz de. Gerçi sizi niye rahatsız etsinler ki? Neyse. Evet, şu şekilde buraya please Robux yazıyorum veya siz istediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz. Benim Robux'a ihtiyacım yok zaten. Evet, buradan edit diyerek başlıyorsunuz. Buradan build new diyorum arkadaşlar ve şimdi aynen öyle. Buraya ne yapmanız gerektiğine siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Buraya ne yapalım? Ne yapsam? Neyse. Önce bir arayüzü kontrol edelim. Şimdi burada blok artı tuşu var. Buradaki blok artı tuşuna basarak herhangi bir bloğu yerleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu anda görmüş olduğunuz gibi en üstteki blok seçili. Bam. Buraya tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi blok koydu. Şimdi şuradaki eğimli şeyi seçiyorum. Bunu koyduğum zaman R ile de çevirebiliyorum görmüş olduğunuz gibi. Bakın. Hop. Bunu da bu şekilde koydum görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir de burada silindirimiz var. Silindiri de şu şekilde çevirip hop şöyle şuraya koydum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şu anda bayağı robot ayağı yaptım. Aa, savaş robotu mu yapsam? Savaş robotu yapabilirim aslında, neyse. Evet, yuvarlak top da yapabilirsiniz. Bunu göz olarak yapabilirsiniz mesela. Bir canlının gözü olarak da yapabilirsiniz. Daha sonra burada merdiven var. Bu merdiven arkadaşlar bayağı zaten fark etmişsinizdir. Bunu da bu şekilde koydum. Görmüş olduğunuz gibi buna tırmanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bir, hop, bunun üzerine de bir tane koyalım. İki. Bakın bu tırmanılabilir arkadaşlar. Bu merdiven, yanlış yerlerde kullanmayın. Aynen öyle. Bu merdiven arkadaşlar. Şöyle merdivenleri silelim. Merdivene ihtiyacım yok şu anda. Bir tane de prizma bu galiba değil mi? Üçgen prizma. Yo, değişik bir şey bu. Ne lan bu? Evet, değişik bir blok var ve bunu çok kullanacağımı zannetmiyorum arkadaşlar. Bunun ne olduğunu ben tam... Ha tamam, şöyle. Evet tamam. Evet, bu da şöyle bir blok arkadaşlar ama ben bunu çok kullanmam. Siz istiyorsanız kullanabilirsiniz. Tamamdır. Geldik şimdi diğer seçeneklerimiz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi çöp kutusu var. Bunu zaten fark etmişsinizdir. Bu koyduğunuz blokları silmeye yarıyor arkadaşlar. Onun dışında buradaki sprey aracı sanırsam boyamanıza falan yarıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bakın şu şekilde. Aynen. Sıfırdan bunları boyayabiliyor muyum? Bir deneyeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu boyamanıza yarıyor arkadaşlar. Mesela ne yapalım? Hepsini sarı yapalım. Deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda hepsini sarı yapıyorum. Aynen öyle. Bu şekilde de sprey aracınızı seçtikten sonra soldan renk ayarı yapmanız lazım arkadaşlar. Buradan böyle renginizi ayarlıyorsunuz şöyle. Mesela koyu yeşil yaptım şu anda. Görmüş olduğunuz gibi bütün buradaki blokları koyu yeşile boyamış oldum arkadaşlar. Peki, benim en çok merak ettiğim şey, buradaki büyütücü araç gerçekten büyütüyor mu, onu deneyeceğiz şimdi. Hop şöyle. Hop. Aa, evet, büyütüyor arkadaşlar. Büyütüyor ama çok da iyi büyüttüğü söylenemez. Shift'le tıklamama rağmen hepsini seçemiyorum maalesef. Çalışmıyor. Evet, bu çalışmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim bu arada. Buradaki alet çalışmıyor. Şöyle yapalım. Ha, evet, böylesinde çalışıyor. Bu metre arkadaşlar.
Bunun ne olduğunu soracak olursanız bu metre, onu söyleyeyim. Metre aracı var arkadaşlar oyunda. O açıdan iyi. Oyunda metreniz var arkadaşlar. Bayağı şanslısınız o yüzden. Eğer gemi yapma oyunda metresi olmayanlar varsa bu oyunda bedava metre var. Rahat bir şekilde build yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela tekrardan bunu buraya koyalım. Şöyle şunu upuzun bir gökdelen yapmayı deneyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar metre aracım sayesinde bunu rahatça yükseğe taşıyabiliyorum. Tamamdır, okey. Şimdi o zaman gelin kendi build'ımı yapayım. Tabii bunu videoda yapmayacağım uzun süreceğinden dolayı. Kendime özel bir build yapacağım ve daha sonra onu insanlara satmayı deneyeceğim. Bakalım bu videoda Robux kazanabilecek miyiz? Benim pek umudum yok çünkü oyun çok oynanmıyor ama belki bir şeyler başarabilirim. Kendime güveniyorum. Gelin isterseniz şansımızı deneyelim. Önce bu yılda yapacağım, sonra da videoya devam edeceğim. Evet sevgili dostlar, devam ediyoruz. Şu anda bu yıldımı bitirdim arkadaşlar. O kadar da harika bir şey yapmadım zaten. Fazla zamanım yok ama gelin bakalım ve bam. Evet, buraya bir Super Mario yaptım. Görmüş olduğunuz gibi bir pixel art çalışması yaptım arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Umarım sizler beğenmişsinizdir bunu. Bakalım bunu satabilecek miyim? Satamazsam da bakalım birisi satın alabilecek mi? Bu sistem, satın alma sistemi çalışıyor mu? Onu göreceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Super Mario'm bitti. Siz de buraya kendi yapınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde benim yaptığım gibi. Yapınız bittikten sonra tam şu şekilde görmüş olduğunuz gibi benim Super Mario'm bitti. Next diyorum buradan. Daha sonra buradan bu build'inize isim vermeniz gerekiyor. Mario ismini veriyorum ben arkadaşlar. Ve buradan Save tuşuna basıyorum. Şu anda bunu kaydettim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu kaydettim. Daha sonra tekrar buradan Edit dediğiniz zaman, buradan Draft'ı seçtiğiniz zaman, bakın burada Super Mario'm hala gözüküyor. Bunu seçiyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi buraya geri geliyor arkadaşlar. Next dedikten sonra buradan Sell tuşuna basarsanız bunu satmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra buradan Game Pass oluşturmanız lazım. Hemen hızlı bir şekilde onu da göstereceğim çünkü aranızda bilmeyen kardeşlerimiz var. Hemen hızlı bir şekilde göstereceğim. Nasıl? Şimdi burada satış yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi Roblox'un ana sayfasındayım ve şu anda görmüş olduğunuz gibi burada Avatar Shop tuşu var. Hemen sağında da Create diye bir tuş var, gördünüz mü? Buradaki Create'e hemen basıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki Create'e bastıktan sonra solda görmüş olduğunuz gibi şöyle seçenekler var. Sizin burada seçmeniz gereken seçenek arkadaşlar Pass. Pass ses diye yazılıyor görmüş olduğunuz gibi. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Buna bastıktan sonra karşınıza görmüş olduğunuz gibi böyle bir yer gelecek arkadaşlar. Burası geldikten sonra arkadaşlar internetten düzgün bir resim bulmanız lazım. Bir oyun resmi olursa daha iyi olur veya bir oyun karakteri. Çünkü gerçek insan koyduğunuz zaman Roblox sizi banlayabiliyor. Dosya seç deyip bilgisayarınızdan buraya bir hayvan resmi bile koyabilirsiniz. Onu koymanız lazım. Evet dostlar, mesela ben bir Mario mantarı resmi koydum. Ve şimdi bunun ismini değiştireceğim. Bunun adını direkt Mario yapacağım ki insanlar rahat bir şekilde alabilsin. Açıklama kısmına da kaç Robux olduğunu yazabilirsiniz. Tabi Robux yazmak yasak arkadaşlar. O yüzden buraya Donate yazabilirsiniz. Donate şu şekilde. Aynen öyle. Daha sonra buradan Preview tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel. Buraya bastıktan sonra Verify Upload tuşuna basıyorsunuz. Verify Upload tuşuna bastıktan sonra artık hazır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Mario buraya geldi arkadaşlar. Daha sonra bunun şurasına geliyorsunuz. Bakın burada bir ayar çarkı var. Buraya basıyorsunuz ve buradan pardon yanlışa bastım. Buraya geldiğiniz zaman buradan Configure'a basıyorsunuz. Advertise değil arkadaşlar. Buradan Configure diyorsunuz ve karşınıza görmüş olduğunuz gibi böyle bir yer geliyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra buradan siz göremiyorsunuz ama şurada bakın gösteriyorum. Sales diye bir tuş var. Buna basıyorsunuz ve Item for Sale diye bir yer var görmüş olduğunuz gibi. Bunun yanındaki tiki açıyorsunuz ve buraya kaç Robux'a satmak istediğinizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bunu kaç Robux'a satalım arkadaşlar? Ben bunu 10 Robux'a satalım arkadaşlar. Kazancım olarak da 7 Robux geliyor. Eğer 10 Robux'a bir şey satarsanız buradan 3 Robux Roblox'a gider, sizden vergi keser arkadaşlar. Anladınız mı? Eğer 1000 Robux satarsanız size 700 Robux gelir. Roblox 10'da 3 vergi kesiyor da diyebiliriz. Aynen öyle. Bunu yaptıktan sonra, kaydettikten sonra arkadaşlar geliyorsunuz buradan tekrar General kısmına. Daha sonra geri geliyorsunuz, pardon. İyice bir geri çıkın. Aynen. Bu sayfaya geri dönüyorsunuz arkadaşlar. Şey yaptığınız PES sayfasına. Burada gördüğünüz gibi Mario gözüküyor. Bunun üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi Battle Pass sayfamıza geldik. Battle Pass sayfamıza geldikten sonra burada görmüş olduğunuz gibi Battle Pass linki var arkadaşlar. Buradaki linki alıyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. 3569, 4889. Bu herkeste farklı olur. Bunu kendiniz, kendi yarattığınız Game Pass kodunu alın. Bu benim Game Pass kodum. Eğer bu kodla bir şey satarsanız o Robux bana gelir. Size gelmez arkadaşlar. Yani ben para kazanmış olurum. Ama illa bana bağış yapmak istiyorsanız bu Game Pass'i kopyalayıp millete bununla bir şey satabilirsiniz. Ama yani yapmayın bence. Benim Robux'a ihtiyacım yok arkadaşlar. Tamamdır. Buradaki
yazıyı, sayıları kopyalıyorsunuz ve daha sonra oyuna geri dönüyorsunuz. Oyuna geri döndükten sonra arkadaşlar gördüğünüz olduğunuz gibi burada Enter Game Pass ID Here diye bir yer var. Buraya tıklıyorsunuz ve CTRL-V yapıp bunu yapıştırıyorsunuz şu şekilde. Veya kopyala yapıştır yapmayı bilmeyen varsa direkt 35.69.48.89 diye yazabilirsiniz. Daha sonra Finish diyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi 10 Robux'tan satışa geçti arkadaşlar. Artık birisi bunu gelip satın alabilir sizden. Ama şu anda VIP serverda olduğum için bu oyunda sadece ben varım ve yalnızım. Diğer insanlarla aynı oyuna girmem gerekiyor. Evet sevgili dostlar, şu anda oyuna tekrar giriyorum. Belki yardımsever bir takipçim video için satın alır. Almazsa da gene müzik geldi, evet. Ben bu oyunu sevmedim. Diğer oyunun müziği daha güzeldi ya valla. Diğer oyunun müziği valla daha güzeldi. Neyse. Bakalım. Belki de takipçilerim benim için bir iyilik yapar ve bayılım alır. Mesela bakın burada da bir pixel art çalışması var görmüş olduğunuz gibi. Bunu kaça satıyorlar bir bakalım. 10 Robux'a satıyorlar mesela bunu, görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın alabiliyorum. Çalışıyor. Yani Robux satın alma sistemi çalışıyor arkadaşlar. Ürünlerinizi rahat bir şekilde satın satabilirsiniz. Şöyle lütfen Please Robux yazıyorum buraya. Hatta direkt SK The King yazacağım ya. King, SK The King. Kim olduğumuzu bilsinler ulan. Tamamdır, güzel. Finish dedim ve şu şekilde SK The King yazdım. Şuradan ürünümü satlığa çıkartıyorum. Şuradan. Buradan Game Pass ID'mi bir daha yazıyorum. Finish diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir daha geldi buraya arkadaşlar Mario'muz. Şimdi bunu 10 Robux'tan satlığa çıkarttım. Bakalım birileri gelecek mi? Evet, birisi geldi zaten şu anda. Ve evet, Berkay Utlu 34. Bu kesin takipçim zaten, isminden belli. Bu kardeşim bir şey almasa da olur, zaten karakterinde Robux yok. Bakalım ne diyecek. Evet. Evet, abi yazmasını bekliyorum şu anda. Abi yazmasını bekliyorum şu anda. Yazmadı. Abi demedi çocuk. Neyse Berkaycığım, bu videoyu ne? Aha, ne? Bir dakika. Anıtkabir ister misin? Anıtkabir ister misin diyor. Takipçim değil, bu bana ürün satmaya çalışıyor herhalde. Anıtkabir yapmış herhalde. Dur bakayım nasıl yapmış. Aa, harbiden Anıtkabir yapmış buraya. Kaça sattığına bağlı. Kaça sattığına bağlı canım kardeşim. 50 Robux mu? Hadi lan oradan. 50 Robux'a beni kazıklayacak. Ama güzel yapmış yine de. Tebrik ediyorum. Çok da fena değil. Güzel fikir. Ama çok da olmamış sanki. Ama o neyse, olsun. Pahalı. 50 Robux çok pahalı. 50 Robux veremem. Kusura bakma. Sana 50 Robux vereceğime 5 takipçime 10 Robux veririm. Daha mantıklı değil mi? Neyse. Tamamdır. Bakalım ürün satın alma sistemi çalışıyor mu? Gelin deneyelim. Evet dostlar, devam ediyoruz. Yanımda Mustafa var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk Samet. Nasılsın kanka? İyiyim kanka, sen nasılsın? Ben de iyiyim canım kardeşim. Gel bakalım, sana ürün satacağım. Ben Mario yaptım. Mario'mu alır mısın kankam? Ben çok fakirim, beni biliyorsun. Alırım kardeşim. Gel gel, ne kadar yardımsever bir Mustafa kardeşim var benim. Al bakayım. Al aman bakayım. Allah'ım, ne kadar güzel bir Mario. Değil mi? Ne kadar güzel yapmışım. Şaplak atayım azıcık. Rahat bırak Mario'mu. Sadece satın almanı istiyorum. Ona dokunma. Hadi bakalım. Bir de kalp tuşuna bassana. Kalp tuşuna basınca ne oluyor? Satın almadan önce kalbe bassana. Ne oldu şimdi? Bastım kalbe. Bir kişi beğenmiş oldu herhalde. Bu like arkadaşlar, aynen. Bu sanırsam like sistemi. Birisi sizin build'inizi beğeniyor ama satın almak istemiyor. O yüzden like atabilir. Like atıp geçebilir yani mesela. Okay. Alıyorum. Al 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 kanka. Hop. Al. Ve aldın mı? Hop. Aldım. Aa evet, görmüş olduğunuz gibi şu anda Mustafa aldı. Mustafa'nın ismi değişti. Aldım. Görmüş olduğunuz gibi Mustafa oldu. Bağışçı oldu. Tamamdır. Mustafa... Şimdi şunu deneyelim arkadaşlar. Bakalım benim sattığım şeyi Mustafa kendisi satabiliyor mu? Bunu deneyeceğiz. Gel bakalım kanka. Ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Description. Şurayı al kanka, burası senin bölgen olsun. Gel. Gel gel gel. De burayı al. Evet arkadaşlar, Mustafa buraya parkur taşı görmüş olduğunuz gibi. Eşyalar bal almayan mal. Ne kadar güzel ya. Neyse tamam. Evet. Şimdi buradan koydu. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Mustafa benden almış olduğu bir şeyi satabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Çok iyi. Tamamdır. Mustafa şimdi Game Pass'li mi yaptın bunu? Satıyor musun şu anda bunu? Dur bir almayı kanka, deneyeceğim. Benim Game Pass'im falan yok o yüzden. Ha aynen. Ama yine de başkasından aldığınız bu yıldı yine satabiliyorsun. Sıpkı resim yapma oyununda olduğu gibi. Eğer resim yapma oyununda başarısız olduysanız bu oyundan da Robux kazanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi Robux kazanma sistemi çalışıyor. Bu arada birisi sizin yapınızı satın aldığı zaman Robux direkt hesabınıza yatmıyor. Onu öncelikle söyleyeyim. Bazı kişiler dolandırıcı demiş bana. Manyak mısınız oğlum? Niye dolandırayım ben sizi? Arkadaşlar Robux hesabınıza bir hafta sonra geliyor. Onu söyleyeyim. Robux'a tıklayın. Orada pending Robux diye bir şey var. Orada size Robux'un ne zaman geleceği gözüküyor ve ne kadar geleceği de gözüküyor arkadaşlar. Tamam mı? Merak etmeyin. Eğer birisi sizin build'inizi veya resminizi satın alırsa bir hafta sonra o Robux hesabınıza geliyor. Bunu da söyleyelim. Bunun belirli bir kısmında Roblox vergi olarak kesiyor. %30'unu, onu da söyleyelim arkadaşlar. 1000 Robux'a bir şey satarsanız elinize 700 Robux geliyor veya 10 Robux'luk bir şey satarsanız elinize 7 Robux geliyor. Onu söyleyelim. Tamamdır. O zaman sevgili dostlar, bu
videomuzun burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olabilirsiniz o zaman. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Oh,